Şimdi geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı'na da bir soru yöneltildi. Şöyle denildi, bir hatırlatalım izleyicilerimize de. Sizce efendim terör örgütü silah bırakır mı dendi. Ee, Yaşar Güler de dedi ki silah bırakmaz, bıraktırılır. Gerek görürsek bıraktıracağız, gerek görüyoruz elbette. Doğru bir cümle olmadı. Buyurun, buyurun Güngör Şimdi e, kitabın ortasından konuşalım popüler e, değişti. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde, kuzeyinde adı ne olursa olsun bir PKK devletçi sözde kurmaya çalışıyor. Bu işin özeti bu. Ve Türkiye'ye de sözde bunu DAEŞ'le mücadelede sağdaki partnerlerimiz diye yutturmaya çalışıyor. Bir e, önceki gün bir röportajında Hakan Fidan açıktan şunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri dedi bizim iki temel sorunumuz var güvenlik başlıklarında. Birisi de Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdikleri destek. Diğeri de FETÖ karargahını ABD'de himaye etmeleri. Temel sorun şu bu. Şimdi Türkiye ne yapıyor? 2016 yılından itibaren sınırındaki bu bölücü terör örgütü tehditine karşı sınır ötesine geçerek güvenli bölgeler oluşturuyor. Son günlerde bu e, harekatların gündeme gelmesinin konuşulmasının nedeni üst düzeyde Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, e, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde güvenli bölgelerin tamamlayacağız diyor. Şimdi Suriye ile ilgili çok şey anlatabiliyor. Türkiye'nin temel stratejisi 911 kilometre sınırında M4 karayoluna esas alan bir güvenlik koridoru oluşturmak. Birinci kademe bu. İkincisi de buradan, bundan sonraki alttaki bütün terör örgütlerini pasifize etme. Bunu yapmaların temel nedeni sınırın sıfır noktasında teröristler olmasın ve Türkiye'ne sızmalar gerçekleşmesin. Geçsin. Bu, bu stratejinin ötesinde anlattığımız şeyler Suriye'nin iç dinamikleriyle ilgili. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bir adım ötesi Suriye kitabımda da bunu yazdım. Üstten basa basa. Terör örgütü PKK Fırat'ın doğusunda barınamaz. Bunun sağ sosyolojisiyle, sağ dinamikleriyle alakası var. Siz az önce deyiz orada Sunni Arap ailelerin çiftliklerinin ortasına kurdukları o kuleleri yaptınız. Şimdi Suriye'nin doğusu Sunni Araplar, Rakka attı bu hat. PKK'ya desteği biz sadece an itibariyle Kamışlı hattında görüyoruz. Önceden de Afrin'de vardı. Afrin, e, Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen temizlendi. Araba şirketlerle... Şu anda terör örgütü büyük bir sorun yaşıyor. Türkiye bunu bildiği için diyor ki ilk önce ben bunu güvende atarım. Aşağıda araba aşiretlerinin sosyolojisiyle Amerika Birleşik Devletleri ne yaparsa yapsın uyuşmuyorlar. PKK ateist Maksis Veli'niz e, buradaki Arap çocuklarını alıp sözde Demokratik Suriye güçleri adı altında başka bir şeye devşirme için büyük sorunlar yaşıyorlar. Hala bu gerginlik devam ediyor. O açıdan bu sınırın güvenli bölgeye alınması elzem. Az önce de Eray Hoca anlatırken anlattım. Irak'tan farklı olarak bizim Suriye'de güvenlik mimarisinde bir farkımız fark var. Suriye Milli Ordusu. Zaten 2-3 e, defa yetkililer söyledi. Bizim Suriye'de güvenlik operasyonlarımız devam ediyor. Yani sadece büyük bir hareket yok. E, Azize sızmaya çalışıyorlar. Afrin'e, Tel Abya'da Resulayn'e saldırmaya çalışıyorlar. Hep bunları Suriye Milli Ordusu önlüyor. Ben buraları temas attı diyorum. Burada hep işte isimlerini de veririm. Hamza Özel Kuvvetleri, Süleyman Şah, Sultan Murat gibi, e, cepheyi Şamiye gibi ama özünde Suriye Milli Ordusu unsurları bu sızmaları önlüyor. PKK buraları istikrarsızlık hale getirmeye çalışıyor. Şimdi olası harekatta az önce anlattığım gibi büyük ihtimal Ayn Arap ve bu Kamış hattına kadar bu sınır güvenli bir bölge, bölge oluşacak. Bunu Suriye Milli Ordusu yapacak. Biz bunu en son olan harekatta gördük. Ben Akçakale'deydim. Bir anons geldi. Suriye Milli Ordusu unsurları geçiş yapacak dedi. Akçakale'ye girdiler. Bizim topçu atışlarımız, hava desteği başladı. Tel Apyat'tan PKK'nın ve Amerikan askerlerinin, altını çizerek söylüyorum, çıkışlarını gördük. Bu benzer bir senaryo olacak. Ben şimdi bazı meslektaşlarımı ya da analiz yapanları görüyorum. Türkiye bunu yapamaz, edemez. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye Suriye'ye harekat yapıyor. Hava harekatı yapıyor. Şimdi biz Kamışlı'ya vurduk. Kamışlığı vurduğumuz yerde Amerikan askerleri var. Hani ABD'ye rağmen yapamaz diyorlar ya. Yani illa tank sokmamıza, komando sokmamıza gerek yok. Bu harekatlar devam ediyor. Dilara Hanım, bu olmazsa olmaz. Bakın Büyük Türk Ağanı Atilla çok da büyük bir savaşçıdır. Askeri strateji şöyle belirler. Ülkenizin sınırlarında diyor. Bir sorun varsa sınırda beklemek ahmaklıktır. Askerinizle sınırın ötesine geçin. Şimdi Türkiye 2016 yılının Ağustos ayından itibaren bunu gerçekleştiriyor. Bir de Suriye'yi iyi analiz etmek lazım. Ben her zaman Merhum Başbakanımız Prof. Doktor Necmettin Erbakan'ın bir sözünü örnek olarak veririm. Körfez Savaşı sırasında yaptığı bir yorumda Suriye'ye çok dikkat edin dedi. Bir gün Suriye karışırsa hedef ülke Türkiye'dir. Peki son günlerde bu devlet aklı içinde Suriye'deki güvenlik başlıklarının hızlanmasının diğer bir nedeni de İsrail'in saldırganlığı O'nu bu, soracağım Güngör tabii. Bey. Şimdi Sayın Çelik de dedi ya bu bölgedeki hareketliliğin farkındayız. Terör örgütlerinin hareketliliğinin farkındayız ve gereken yapılacaktır dedi. Bu hareketlilikten kasıt tam olarak nedir? Bir de neden şimdi daha fazla hareket? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde tatbikat, okuleler yani askeri hareketleri diyelim. Askeri yapılanmalar PKK üzerinden arttı. Yani son 5-6 aya baktığımızda çok sözde tatbikatlar yapıyorlar. Irak'tan gelen yeni silah mühimmatları ve sizinle çok önemli bir görüntü. Ee, Arkadaşlarımı da tebrik ederim gazeteci olarak. Bu hatta bir bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer biraz daha büyük bir Sur haritası varsa bu hani Orta Doğu'yu da gösterin. Orada bir gerçekliği anlatacağım. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği başka bir e, hedef var. Ben her zaman söylediğim şu var. Sınır hattındakini biz teröristten olarak tanımlıyoruz. Ben bunu bütün yayınlarda söylüyorum Dilara Hanım. Teröristlerini ters çevirin altından Siyonistan çıkar. Bu kadar da iddia alayım. Ben bunu bütün programlarda sabah. Teröristlerini ters çevirin altından Siyonistan çıkar. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'yı altını çizerek söylüyorum İsrail'e lejyoner yapmaya çalışıyor. Bunun sağ dinamikleri de var. Biz bu hattan Gazze'ye paralı giden PKK'lıları biliyoruz. Açık kaynakları arasında da. Bin dolar, iki bin dolar maaşla maaşla Suriye'nin doğusundan doğusundan alınıp bir şekilde işte Uyurdun hattından dolayı e, İsrail tarafından Gazze'ye getirilenler biliyoruz. Çünkü ele geçirilenler var sahada. Sahada e, çok riskli bir duruma geldi. Türkiye'de bu riski gördüğünde ben dedi Suriye'nin ateş topa dönmesini beklemeyeceğim. Sınırlarımı güvenlik güvenlik hattına alacağım. Bakın bir notumu anlatayım. Bir ay önce, tam tarihini hatırlamadım, ortalamadım Masum Bey. İdlib'in altına ilk defa İsrail füzesi düştü. Kuş bakışı bizim sınırımıza 40-50 kilometre. Füze attılar. Türkiye ne yaptı? İdlib kırsalına hava savunma sistemleri kurdu. Hemen bizim askerimiz sevkiyat yaptı, hava savunma sistemleri kurdu. Yani Türkiye bu sınır, sınır röntgeninin fotoğrafını çok net bir şekilde çekiyor. Ya 400... Hatta sana bir destek vereyim. Buyurun. Bu bir soru haline de geldi. Yani de ben o şey görüntüleri de hatırlıyorum. O zaman dedim hava, e, gelişmiş hava savunma sistemleri gönderdi Türkiye oraya. Ya yani işte acaba orada bize saldırırsa falan cevabı verilir. Yani çünkü cevabını verecek güçümüz ve kabiliyetimiz var. Hani. Olası ihtimal de aynı da söylüyorum. Ben savaş kelimesini pek kullanmıyorum. Eğer İsrail Türkiye gerginliği olacaksa bu Suriye sahasında olur. Yani bir karşıtlık bir gerginlik e, Allah korusun e, kimse savaş istemez. Ama... Savaş sorumluluğu olduğunda da gerçekleşir. Bu olacağı coğrafya. Vekil Suri... güç olarak da yine terör örgütü. Tabi. Zaten bunun biz emarelerini görüyoruz. Bakın Davut Yıldızı diye bir çok konuşulan analiz var. Yani bunu basite alınmaması gere gerekir. Bu Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK ile Suriyesi'nde İsrail'e bir hat kurabilir işte el tanafüsleri var, Ürdün hattından oluşturdukları bir koridor var. Bu çok riskli bir durum. Türkiye'de bu riski gördüğü, gördüğünde ben diyor ilk önce de güney sınırımı güvenlik hattına alın ve içeride bir güvenlik mimarisi oluşturmaya çalış. Şimdi biz Dilan Hanım sizle de çok değerli yayınlar yaptık. Ben bir şöyle bir soru soruyorum. Kendime de soruyorum. Biz Suriye'yi konuşuyoruz. Suriye devletini konuşabiliyor muyuz? Suriye ordusunu konuşabiliyor muyuz? Suriye'nin temel sorunu güvenlik mimarisi ve şu ortada bir Suriye ordusu yok. Ordu olsaydı ülkesini korurdu. Şimdi bir ülke düşünün. Bakın ben bu Şam'daki tanıdığım gazetecilere de yazışırken bunu söylüyorum meslektaşlarıma. Amerika Birleşik Devletleri diyorum ülkenin doğusunda Rusya emperyal güç ülkenin batısında İran 400 noktada bakın İran çok riskli 400 noktada Hizbullah'a kadar ülkenize girmiş. Siz analiz yazıyorsunuz Türkiye çıksın. Ya Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyor koruyor ve buna bana cevap veremiyorlar. Masaya oturduğunuzda devlet aklıyla en iyi konuşabileceğiniz ülke hangisi diyorum istemeyerek Türkiye yazıyorlar. Yani Türkiye böyle ama ee, bu durumdayken Türkiye buranın paramparça olmasını mı bekleyecek? Az önce e, masum hocam derken sözünü kesmemek için her zaman verdiğim bir örnek var. 2017 Irak için çok önemli bir bir tarihte gitti. 2010'da gayrimeşru bir Eylül ayında referandum yapmaya denildi. Ben de Kerkük'ten takip ettim o zaman. Çıktı Barzani. E, Barzani Türkiye'de çok gündeme geldiği için 15 yaşından beri çocukluk hayalim dedi. Sözde bağımsız Kürdistan dedi. Sayın Erdoğan Bolu, Bolu mitinginde çok iyi hatırlıyorum. Gitti. Kime, kim dedi, ne dedi senin çocukluk hayalinde diye? Her şeyi soruyordun. İzin vermeyeceğiz dedi. Gayrimeşru referandumu yaptılar. Bunu Eylül ayında geçtiler. Ekim Kasım ayına giderken sanırım Ekim ayında 4 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti. İlk defa Sayın Erdoğan'ın basın toplantısında. eray hocam çok dikkatimi çeken bir şey var. İlk defa bir kelimeyi durdum e, e, hocam. Çıktı. Tahran'daki basın açıklamasında dedi ki yetkililere söyledik. Biz dediler buna izin vermeyeceğiz. İran sınırında dedi Mossad devleti mi görmek istiyor? Mossad füzelerini mi görmek istiyor dedi. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Kasım Süleymani apar topar Süleymaniye'ye gitti. KYB ile görüştü, şeye göçtü ve o süreç sonlandı. Irak'ın müdahalesi geldi. Şimdi Türkiye aynısını burada diyor ki bu burayı böldürmeyeceğim. Siz diyor PKK'ya bir yapı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ben buna farkındayım. Bunu gerçi bunu askeri gücüyle yapıyor. Askeri müdahale, müdahalesiyle yapıyor. Şöyle de bir analiz var. Ben gerçekten gülümsüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi diyor önler. Az önce siz Yaşar Gülen açıklamasını söylediniz gene Terör silah bırakmaz, bıraktır. Ya Türk ordusundan söz ediyoruz. Darma, bıraktırılır. Bırak, hayır, Türk ordusundan sözü. ediyoruz. Darmadağın eder. Ben harekatları gördüm. Yani ben söyleyeyim Eray Hocam'ın yanında haddim değil. Türkiye'nin buraya harekat tatbikat gibi gelir az önce anlattı. ya, Yani Suriye sahasına Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir sınır ötesi karar harekatı yani çok iddialı bildiğiniz bir rutin efes tatbikatı falan var ya onun gibi gelir. Şöyle karşısında nasıl duracaklar? Muhtemelen bir operasyonda da biz yurt içinden oraya birlik kaydırması görmeyeceğiz. Tabii. Yurt içinden birlik kaydırması görmeyeceğiz. Büyük bir ihtimal. Görmeyeceğiz. Oradaki birliklerimiz fazlasıyla ya, yeter ya hatta. Evet. Türkiye'de söylenmiyor. Sadece orası için de değil. Demin de söylediğim olası bir oldu bittiye karşı da Orada gerekli hazırlığımız var. Bir de şey var. Olası şunu, bir oldu bittiden kastınız. Aşağıda bir daha... teröristten kurulması. E, bu yayında not olsun. PKK neden tutunamaz Suriye'de biliyor musunuz? Hocam sosyalizisi yok. Sosyalizisi. Buraya gelenler Kandil'den geldi. Suriye'nin Kürtlerini NKS'yi çıkarttı. Yani PKK'lı olmayan Kürt gruplar vardı. Silahla çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Karşılığı yok. Şimdi bin tane kandilden adam getirmişsin Açık konuşacağım. Amerika bir motivasyonları, ideolojileri yok. yok. Sadece Sunni para mı onların? Arapların... Sözde suni ideolojileriyle toplumun Tabii. inanç ve değerleri birbiriyle çatışıyor. Çok çatışıyorlar. Yani bunu yansıtmıyorlar. Bakın Elol diye bir kamp var. Ben de bunun üzerine çalışma yapıyorum. Bakın çok riskli bir durum. Konuyu dağıtmadan. Elol'da kim var biliyor musunuz? 40-50 bine yakın net rakamları bilmiyorum. DH'li aileler var. PKK ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri burada. Onları bırakmıyor. 50 küsür ülkenin vatandaşı var. E, ülkeler istedikleri halde vatandaşlar, vatandaşları vermiyor. Nedenini biliyor musunuz? Burayı rezerv olarak tutuyor sosyoloji. Yani oyunu o kadar büyük ki. Yani orada DAEŞ'in sosyolojisini aileleriyle birlikte, elemanlarıyla birlikte rezerv rezerv olarak tutuyor. Ben e, bu harekatın az önce e, Hulki Hocam çok değerli bir şey söyledi. Zamanı hani yarın sabah bir gece ansızın diyemez. Bu planlanmıştır. Ama yani Ömer Çelik verdi. Emir geldiği anda dedi. Türk evet. Silahlı Kuvvetleri bunu yapacak. Ama sağda da şunu söyleyeyim bir gözleme. Öyle bir an, harekatları yakından takip eden bir gazeteci yoksa öyle pek harekat yarın sabah gibi olacak gibi bir dinamik yok. Çünkü harekat dediğin planlaması başka boyutları vardır. Ama fazla da gecikmeyeceğini düşünüyorum. Bunun bir siyasi süreci var. Siyasi bakış bakış açısı var. Bu sefer Suriye Milli Ordusu'nu daha aktif göreceğiz. Çünkü onların yapılanması artık Suriye Milli Ordusu bir milis güç değil. Az önce kolordu. Yani bildiğimiz Öso açık konuşma ayağında terlik olan, ellerinde kaleşlik olan değil. Ben onların eğitimlerini de takip ediyorum. Aynı Mehmetçik gibi hareket eden, ee, bazı yeteneklerine kavuşmuş. Yani bizim askerimizin eğittiği belli Şimdi oluyor. Kuvvet çarpanı haline geldi. Hani ben duruşlarından anladım. Askerimizi yaptığımıza göre bizim çavuşlar eğitmiş bunları diyorum. Yani duruşları belli oluyor. Onun için e, bunun karşısında da bak, bir de Hizbullah'ın çekilmesi e, çok ciddi 5000'e yakın e, milis gücünü çektiler çekilmesi sahada da yeni bir boşluk yarattı. Biz ileriki günlerde sizle Tio İverim Halep'i çok konuşacağız. Orada bazı hareket, hareketli durumlar var Eğitülü Tartül Şam'da. ben şunu söyleyeyim Suriye bizim kardeş ülkemiz. Hizbullah'ın milis güçlerini çekmesi boşluk yarattı Tabii, dediniz. Esad dolduramadı orayı. E, rejim güçleri dolduramadı. Özellikle tedrifat hattını ben takip ediyorum. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirmesinin nedeni bu. burada PKK varlığı var. Şii milisler çıktılar. Rıdvan gücü dediğimiz bazı milislerini Güney Lübnan'a çekti. E, Hizbullah. <laughs> bu İsrail saldırganına göre. Esad bunun yerini dolduramadı. Yeni unsurlar koyamadı. Sağda da o bir boşluk olarak bu olarak duruyor. Yani Suriye'yi konuşurken, fazla uzatma Dilan Hanım. Devlet dışı aktörleri, terör örgütleri, Rusya Federasyonu, İran Amerika Birleşik İran Devletleri'ni, İran'ı, Heyetül hey Tar, El-Kaide'yi, Deaş'ı, istihbarat ajanları cirit atıyor. Söyleyeyim. Yani bildiğiniz istihbarat ajanları cirit atıyor. Sağda çalışan bir arkadaşım ilginç bir şey anlattı, bir not çok profesyonel Ya diyor e, birini yakalandı diyor yerini söylemiyor. Mozambik'ten gelmiş. Ya demiş ne işin var sonra baktık hayır Mozambik'ten Mossad. Cihat'a geldim diyor. Halbuki Mossad göndermiş. Yani sahayı anlatmak için hep onu örnek veririm. Yani Mozambik'ten e, birini gelip buraya getirip sözde Cihat adı altında sahaya gelmişler. Bakıyorsun aslında Mossad'ın getirdiği... Mozambikli Mossad ajanı. Tabii. Yani gerçekten e, Suriye ben 2009'da Halep'e gittim, bütün yayınlanda unutuyorum. Çok üzüldüğüm bir kenttir. Türkçenin bu kadar güzel konuştu. Masum hocam bir Orta Doğu mimarisinin o kalesiyle çok güzel bir şey. Çok üzüldüğüm bir şehirdir Halep. Evet. E, yerle bir oldu, yoruldu. Evet. İnşallah güzel günlerde gideriz oralara. Değişik bir yapılanmadan bahsediyoruz. Detaylarını da konuşacağız. Tabii Suriye toprakları üzerinde kimin ne kadar üssü var, kim ne kadar asker barındırıyor hepsini haritalarla, grafiklerle ekranlarınıza getireceğiz. Ufak bir aranın ardında.